Manisa TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Kadınca programıyla daha huzurlarınızdayız efendim. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün kadınların ekonomiye olan katkılarından bahsedeceğiz. Hem tarımsal ve kırsal alandaki kadınların ekonomiye katkıları hem de endüstriyel katkılarından bahsedeceğiz ve bunu bir erkekle yapacağız. Sevgili program yapımcımız Özgür Hancıoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Arzu. Teşekkür ediyorum. Öncelikle beni de davet ettiğin için programına. Özellikle davet etmek istedim. Evet, şimdi ama neden özellikle kısmını istersen ben biraz anlatmaya çalışayım sevgili seyircilerimize. Tabii ki kadın hakları, kadınların hakları için verdikleri mücadeleler ve bu hakların içerisinde iş dünyasına yeterli ve etkili şekilde katılımlarının ne kadar sağlandığı Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan, tartışılan konulardan biri. Ama çok yol aldığımızı da üzülerek söyleyemeyeceğim konulardan bir tanesi. İlerleyen dakikalarda belki örneklerle de anlatmaya çalışırım vaktimiz kalırsa ama kadınların haklarına ve mücadelelerine yeterince sahip çıkmadıklarını düşünüyorum. Onun da bazı örneklerini vermeye çalışacağım. Oradan daha net anlaşılacak belki bu iddiam. Ama tabii ki kadınların istihdamdaki yeriyle alakalı çok sayıda program yaptım bugüne kadar meslek yaşantım boyunca. Gerek televizyonumuzda gerek daha önce çalıştığım medya kurum ve kuruluşlarında. Ve bunu ben de bir erkek olarak kadın hakları liderleriyle, savunucularıyla veyahut da iş dünyasında önemli basamakları tırmanmış. Hatta çok büyük başarı öyküleri yazmış. Evet. Çok güzel girişimcilik örnekleri oluşturmuş kadınlarla yapmaya çalıştım. Onlardan hep şunu duydum. Erkeğin erkek zihniyetinin, erkek egemen ve ataerkil bakış açısının kadın istihdamına olan katkının artması için verdiği destek çok daha önemli bizim için. Çok doğru. Daha değerli. Çünkü diğeri için bir zihniyet dönüşümü çok fazla gerekmiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi yeterince haklarına ve mücadelelerine sahip çıkamadıklarını düşünsem de bu konuda zaman zaman kolaycı yolları ve ataerkil yapının kendilerine dayattığı, uyguladığı, alışık olunan, geleneksel hale gelen yapıya ayak uydurmak biraz daha belki mücadeleden daha rahat bir zemin hazırladıkları için onlara bazı kadınlar zor yolu seçmiyorlar. Dikenli yollardan geçmiyorlar. Ama zor yol seçilmeden ya da dikenli yollardan geçilmeden de efsane olunmuyor. Olunmuyor. Büyük başarılara ya da büyük öykülere imza atılmıyor. Bugün ben bir erkek olarak ve bir erkek televizyon programcısı, televizyon gazetecisi, sektöre yıllarını vermiş, emek vermiş, hasbelkader birçok konu ve konukla bu konuları konuşmuş bir kişi olarak eğer senin programında birkaç doğru mesajı yerine ulaştırabilirsem bu hem hemcinslerime hem de mücadelelerine yeterince sahip çıkmadıklarını düşündüğüm kadınlara da belki bir esin kaynağı olur, belki bir motivasyon oluşturur diye düşündüm. Çünkü kadın istihdamına verilecek katkıyı bir erkeğin savunması, peşinden gitmesi, onun için çaba göstermesi. Ben bir medya temsilcisi için olduğum için değerli. Kendi alanımda ancak tabii ki buna bir katkı verebilirim. Bir siyasetçi olsaydım meclis düzleminde parlamentoda uğraşırdım bunun için. Başka meslek kollarında da yapılacak çok fazla iş var. Ama ben bir medya temsilcisi olduğum için elimden geldiğince kendi programlarımda ve senin gibi değerli, başarılı programcı arkadaşlarımın yayınlarında anlatmaya çalışıyorum bu işi. Programımızın akışı içerisinde de anlatmaya çalışacağım. İnşallah amacına ulaşır. Şimdi ben bugün Manisa'da organize sanayide bir firmayla görüştüm. Çok fazla kadın istihdamda bulunmuşlar yine. Var böyle hatta güzel örnekler. İnanılmaz hoşuma da gitti. Programımızdan dolayı da görüşmeye çağırdılar. Bizim programımızda olmak istiyorlar kendileri de. İnşallah. Şöyle erkeklerin yaptığı işleri kadınların daha dikkatli ve daha disiplinli yaptığını fark ettik. Dolayısıyla elbette ki o işten erkekleri işten çıkarmadık. Farklı yönlere yönlendirdik fakat yerlerine kadınlarımızı aldık dediler. Çok hoşuma gitti. Atölyelerini gezdim, fabrikanın içerisini gezdim. Kadınların çalıştığı bir bölüm var. İnanın bunu ben kadın olarak söylüyorum. Ben yapamam. Yani bir erkek de kolay kolay yapamaz o işi. Evet. Yani enteresan bir iş yapıyorlar. Evet. Hatta önümüzdeki haftalarda çekimlerini de yaptığımızda izleyicilerimizle ve sizler de izleyeceksiniz. Vesile, evet. Dolayısıyla evet sana katılıyorum. Çok fazla
önemsemiyoruz da bizler. Daha zor, daha çoğunu almalıyız. Kadınların değeri daha yüksek. Özellikle bugünlerde, geçenlerde Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ydü mesela. Geçen Cuma günü. Evet. 2 gün önce. Ve dolayısıyla kadın çiftçilerde en büyük sloganları toprak ana ağlıyor. En başta onu konuşalım. Toprağımızda bile ana ismi kadını bağdaştırmışız. Fakat kadına olması gereken değeri veriyor muyuz? Özellikle istihdamda. Değil mi? Vereyim mi cevabını? Hadi ver. Başlayayım mı? Notlarım ben arasında... biraz rahatsızım ya. Sen daha çok konuşursun diye düşünüyorum. Ben her türlü orada da olsam senden daha çok konuşurum eminim. Evet. Arkadaşlarım bu konuda herhalde tecrübeliler, yani şaşırmayacaklar. Evet. Kadınlar tarımsal evet. alanda evet. en güzel önemli bunlar. Yerdeler. Bunlar çok yani... güzel görüntüler. Şimdi notlarımın arasında birkaç başlık vardı. Çok da güzel özetledin. Aslında her bir başlıktan da birkaç bize çentik atmış oldun. Şimdi öncelikli olarak madem bu insertümüz geldi, bu görüntülerimiz geldi, bununla başlayalım. Şimdi burada elleri dert görmesin. Öperim ellerinden. Aynen hepsinin öyle. Hepimiz saygıyla öperiz. Saygıyla. Çünkü bütün emek yoğun sektörlerde çalışan kadınlar Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu durumun mimarlarıdır diye düşünüyorum. Yine kadın erkek ayırmayacağım ama aslında biraz ayırmak istiyorum. Biraz ayırırız. Biz biraz daha ayırmak pozitif istiyorum. Ayrımcılık diyoruz buna şimdi, ama ayırmak evet, gerekir. Evet, ben bazı alanlarda pozitif ayrımcılığa karşı değilim. Hı-hı. Onlardan bir tanesi bu işte. Kadın hakları. Çünkü ihtiyaç var. Pozitif ayrımcılık evet. gösterilmesine ihtiyaç var. Çünkü yıllardır o kadar erkek baskıcı, erkek egemen, yıllardır o kadar erkek zihniyetiyle, kafasıyla düşünülen bir hayat yaşamışız ki. Hı-hı. O pozitif ayrımcılığı erkeklere o kadar fazla tanımışız ki. Hiç yeterince hak etmediklerini, hak etmediğimizi düşünmeme rağmen, hiç de ihtiyaçları olmadığını defalarca yaşadığımız olaylarla gözlemlememize ve deneyimlememize rağmen o kadar fazla pozitif ayrımcılık tanımışız ki erkeklere, artık yeter deyip birazcık onların elinden o fazla ayrımcılığı alıp hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu alana, yani buraya kaydırmak bu lazım. Bu ataerkil toplumundan da gelmemizden kaynaklanıyor. Evet, aslında evet. bakarsanız hani... Ama biraz daha Türk dünyasında, Türk dünyasına dönerse anaerkil toplum. Tabii yani... ki canım, yani ataerkillik bizde oryantalist yapıyla başlamış biraz. Özellikle Arap ve Bedevi kültürünün biraz daha bu coğrafyada hakim kılınmasıyla başlamış. Yoksa eski Türk dünyasına... kültürüne baktığımızda, Hanlar, evet. Hakanlar dönemine baktığımızda evet. bir hatun kişiler var. Tabii o benim hanım diyor. Evet, yani. Aynen öyle. Hatun kişidir aslında. Aynı zamanda adaleti sağlayan, aynı zamanda yönetim organizmalarında, mekanizmalarında son karar verici olan. Yetkiyi elinde taşıyan ve hakkaniyetle paylaşan ve hanın, hakanın bütün uygulamalarını da aynı zamanda denetleyip yanlış olduğuna karar verirse onları engelleyebilecek bir güce, kudrete, erke sahip olan hatundur zaten. Tabii. Eski Türk. Özellikle Türk kadınımız biraz biz de Türk ırkından geldiğimiz için zaten bizim genlerimizde, genetik kodlarımızda bunun evet. yazılı olduğuna inanıyorum. Fakat ne olmuş da bu kadar değişmiş? İşte biraz bu programın akışı içerisinde o olumsuzlukları konuşacağız. Buradan gidiyorduk madem. Buradan devam edelim. Şimdi bir soğan ve patates hasadı sonrası büyük bir ihtimalle tasnifi yapılıyor patateslerin. Evet. Görüldüğü üzere ellerde eldiven var. Ellerde niçin eldiven var? Bu işi yapmayanlar ya da bu işe çok kafa yormayanlar bilmez. Kendi adıma tabii ki ben de yapmadım. Bizler de büyük şehirlerde yaşadık, doğduk, büyüdük. Bizler de daha kent soylu bir hayat sürdük ama kırsalda bu iş böyledir. Yani o patatesi sadece sofrasında patates kızartması yaparken gören kişiler bu emeğin değerini çok bilmez ve anlamazlar. O ellerdeki eldivenin nedeni o ellerin nasırlı olması. Nasır tutmuş eller. Yani en baştan onun için söyledim. Dert görmesin. Çünkü onlar bu işi yaptıklarında ancak biz gıda sektöründe o patatesi belirli bir konumda tüketebilecek noktaya gelebiliyoruz. Bu işin alfabesi bu. Temeli bu. Oradan biz tarıma dayalı sanayiye geçebiliyoruz. Oradan tarımsal ihracatımızı geliştirebiliyoruz. Oradan ülkeye döviz girdi. Bak ekonomik olarak konuşacağız madem. Oradan ülkeye döviz girdisi kazandırabiliyoruz. Bu kadınlar bu işleri yapmaya zaten yatkın. Çünkü Türkiye'de büyükşehir yasasıyla birlikte köy statüsünü kaybedip mahalleye geçen, bence çok güzel kazanımları olduğu gibi çok ciddi sakıncaları ve götürdükleri de olan bir yasadan sonra bizim daha çok köy olarak görmeye ya da bilmeye alıştığımız bu kırsal alanlarda
patatesi tarlada yetiştirdikten sonra o dert görmeyen, öpülesi elleriyle tasnifleyen bu kadınlar işte toprak ana oluyorlar. Toprak ana işte bu kadınlar. Dolayısıyla Dünya Kadınlar Çiftçi, Kadın Çiftçiler Günü de madem iki gün önceydi, madem cuma günüydü, bir günden ne olur dememeli. Bu günlerin farkındalığa yarattığı, farkındalığa yarattığı katkının da verdiği bir bence avantajla aslında işte bu kadınlarımızın, bu kadınlarımızın hem sayısının artmasını sağlamak hem de iş gücü piyasasındaki haklarının, özellikle özlük haklarının iyileştirilmesi için parlamento düzleminde atılması gereken adımları ve yasal düzenlemeleri onlara sağlamak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Dünya Kadınlar Kadın Çiftçiler Günü'ne tekrar geleceğim. Türk dünyasında geçmişte kadının ne anlama geldiğini hatun sözcüğünden zaten yola bahsettik. Çıkarak anlatmaya çalıştık biraz. Bilenler bilirler, bilmeyenler hafızalarını tazelesinler. Gelelim kadın disiplini. Estağfurullah. Biraz rahatsızlığım vardı. Evet, zaten yani, uzunca bir süredir programında onun için yapamadım. Maalesef. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür Dolayısıyla, ederim. Dolayısıyla kadın disiplini ve çalışma düzenine gelelim şimdi. Şimdi gerek medya sektöründe gerek farklı sektörlerde 20'yi aşkın yıldır, 25'in üzerinde yıldır görev yapan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak çok sayıda tabii kadın çalışan arkadaşım oldu. Aralarında çok olumlu örnekler de gördüm. Olumsuz örnekler var. İnsan olarak İnsan belirtelim. Olarak kadını da erkeği de var. İnsan olarak, olarak değerlendirelim. Cinsiyet olarak değil. Olumlu örneklerin üzerinden gidelim. Çünkü olumlu örnekler model teşkil ediyorlar bize. Evet. Ve az önce de ifade ettiğim gibi dikenli yollardan geçerek gülün kokusunu alan onlar olumlu örnek gül, oluyor çünkü. Gül için şiirler yazan divan edebiyatında gül bülbül ilişkisi hepimizin malumu. Evet. Benim de en sevdiğim çiçeklerden biridir. Artık ne kadar güller gül kokmuyor olsa da o eskiden gülizar denilen gül bahçelerinde bahçeleri yok artık. Yok olmasa da yani divan edebiyatına ya da Türk musikisine konu oluşturan temel oluşturan o güzellikler artık günümüzde yaşanmasa da yine biz biliyoruz ki gülün kokusunu alabilmek için, gülün güzelliğine varabilmek için o dikenlerin ellerini kanatması gerekiyor. Evet. Ve bunu göze alman, bedel ödemen gerekiyor. Bu tasavvuf kültüründe de böyledir biliyorsun. Dolayısıyla bir bedel ödemeden çok büyük bir başarıya sahip olanların ben ciddi olarak istisnai olduğunu düşünüyorum. O başarı olmuyor ama. Yok, yine başarı olanları var. Hakkını yemeyelim. Yani şu olabilir. Torpille, kayırmayla, eskiler tavassut der buna biliyorsun. Tavassutla bir yerlere... Bilmiyorum, o kadar eski değilim Özgürcüğüm. Şöyle söyleyeyim o zaman, okumuşsundur diyelim. Yani yani. Yani şöyle Birinci Dünya Savaşı'nı biliyorsundur ama bu o yıllarda yaşadığın anlamına gelmiyor. Bu onun yeri bir şey. Yaşımız ortaya çıkmasın diye bilmiyorum diye konuyu kapatıyorum. Çıksın, benimki çıktığı kadar çıktı. Hiç problem değil. O konuda hiç gocunmuyorum ama eskiler tavassut derler. Gerçekten bakıldığında torpille, kayırmayla ya da tavassutla bir yere gelmiş ama çok başarılı olmuş. Hı-hı. Hakikaten onun üzerine ciddi bir azimle, hırsla yeni bir bina inşa edebilmeyi başarmış. Ve oradan örnek olmuş kişilerde yok mu? Var. Var. Sayıları az mı az? İstisna mı? İstisna. İstisnalar kaideyi bozar mı? Bozar. Kaide şudur. Elin kanayacak. Kaide şudur. Bedel ödeyeceksin ki ancak o zaman efsane olabiliyorsun dediğim gibi. O bedel de şöyle ödeniyor. Kadınlar iş gücü piyasasında ve istihdamda çok ciddi engellerle karşı karşıya kalıyorlar. Çok, hem de çok. Ama şimdi bu engeller denilince akla her zaman ilk olarak belki şu geliyor olabilir Arzu. İşte erkek yöneticiler tarafından yollarına ketler vuruluyor. Erkek yöneticiler kadın yöneticilerin yükselmesinden, belirli konumlara ve mevkilere, makamlara gelmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Hoşlanmadıkları için de bazı paravanlar oluşturuyorlar. Bu var mı? Var. İnkar edilir mi? Var. Edilemez. Ama ben yine de kendi gözlemlerimle söylüyorum. Katılan, katılmayan olabilir. Görüşlerim sadece beni bağlar elbette ama iş yerlerinde kadınların önünü kesen rekabetin daha çok kadınlar ve kadınlar arasında olduğuna şahit oldum bugüne kadar. Ne yazık ki. İşin içerisinde gerek kıskançlık girebiliyor, gerek başka duygular girebiliyor, gerek hormonal bir takım faktörler buralarda etkili olabiliyor. Bunlar hepsi hayatın gerçeği. Hiç önüne geçmiyorum ama. Bu konuda çok haklı olabilirsin. Bu konuda çok? Haklısın. Teşekkür haklı ederim. Haklı olabilirsin teşekkür de ederim. Demeyeyim. Evet. Haklısın. Bu çok ciddi deneyim çünkü. Yani evet. Dediğim gibi uzun yıllardır iş dünyasının içindeyiz. Neler neler gördük. Evet, böyle bir gerçek var maalesef. Erkekler de buna ciddi anlamda sekte vuruyorlar ama kadın da kadının iş dünyasında her zaman dostu değil. Bunu gördük.
gerçekten rahatsız olabiliyor başarısından, yükselişinden. Ve dolayısıyla dedim ya en başta, bundan yaklaşık herhalde 4-5 ay önce İstanbul'daki önemli kadın hareketlerinden biri olan Dönüşen Kadın Hareketi'nin lideri, çok da sevdiğim bir dostum, Buket Karademir'le program yaptığımızda konuşmuştuk. O da bu konuda çok hem deneyimli hem çok okumuş, çok mürekkep yalamış, eskiler öyle der. Evet, mürekkep yalamış. Çok mürekkep yalamış, çok kafa yormuş ve havacılık sanayi başta olmak üzere Türkiye'nin önemli şirketlerinde de ciddi pozisyonlarda görev yapmış bir hanımefendi. Dolayısıyla o da benzer bir şey söyledi. Evet Özgür, çok haklısın dedi. Gerçekten biz kadınlar biraz daha omuz omuza birbirimize destek vererek, bazı kıskançlıkları, bazı çekinceleri aradan kaldırarak, lafta değil özde dostu olabilsek birbirimizin, özellikle iş gücü piyasasında, biz gerçekten çok daha büyük başarılara imza atabiliriz. Ülke olarak da kalkarız. Ülke olarak da. Zaten birazdan o total, birazdan yani. bu kadın istihdamının güçlenmesinin total kalkınmaya, çünkü kalkınma ayrı bir şey, gelişim ayrı bir şey biliyorsun. Evet, gelişmek ayrı bir şey, başka bir şey. Kalkınmak miktarsal bazda da, ekonomik getiri bazında da bir ülkenin ilerlemesi ve yükselmesi demektir. Doğru. Dolayısıyla özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk döneminde küllerinden doğan bir cumhuriyetin, genç bir cumhuriyetin 15 yıl içerisinde yeni kurulmuş, sıfırdan kurulmuş fabrikalarla, savaşlardan yorgun düşmüş, ciddi anlamda bir borç misyonuyla yeniden hayata başlamış bir ülkeyi nasıl 15 yıl içerisinde 1940'a kadar, Cumhuriyet'in kuruluşundan yaklaşık işte 23-17 yıl içerisinde kalkındırma hamlesi başlattığını görüyoruz. İzmir'den bütün Türkiye'ye örnek olan iktisat kongreleri başta olmak üzere, tarımsal kalkınma kooperatifleri, hele hele sonradan köy enstitüleri. Hele hele zirai kooperatifler, o kadar ciddi bir hamleyi başlatmışlar ki. Biraz merak edip bu işin sırrı neydi, bu başarı bu kadar kısa sürede nasıl sağlandı diye araştırdığımızda ve gördüğümüzde, kadınlarla erkeklerin omuz omuza vermesi olduğunu gördük bu sırrın. Kadınlarla erkekler omuz omuza vermiş. Savaş da öyle kazanıldı. Bravo, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Savaş da öyle kazanıldı. Nene Hatunlarla, işte Gördesli Şehit Makbule'mizle, birçok böyle kadın bunlar kahramanımız var. Bunlar ismini bildiklerimiz. Tabii bunlar efsaneleştikleri için. Bugün heykelleri dikilenler. Evet. Ama perde arkasında şehit düşmüş ya da işte gazi olmuş, ya da Cumhuriyet'i gerçekten omuzunda taşıdığı yüklerle kurmuş erkekleriyle birlikte, kocasıyla, kız kardeşiyle, erkek kardeşiyle, oğluyla birlikte o gücü sergilemiş, yükü omuzlamış kadınlarımız da bize gösteriyor ki kalkınmanın önceliği ve kalkınmanın olmazsa olmazı kadının, hem erkeğin omuz omuza kol kola, etik değerleri her şeyin önünde tutarak ve mümkün olduğu kadar verimli çalışma prensiplerinin de kaidelerini göz ardı etmeden, ama aynı zamanda vizyoner bir bakış açısıyla günün yerel ve küresel ölçekteki bütün gelişmelerini çok yakından takip eden, bilişim sektörüyle yine dirsek teması içerisinde kesinlikle olmayı ihmal etmeyen bir zihniyet devrimiyle olur. Bakın, zihniyet devrimi diyorum. Bu devrim öyle kolay bir şey değildir. Bu devrim gerçekten küllerinden doğmak demektir. Kesinlikle. Dolayısıyla eğer kadın istihdamını arttırmak istiyorsak, layık olduğu noktaya getirmek istiyorsak, meclisteki kadın milletvekillerimizin sayısının en az erkekler kadar, en az erkekler kadar yarı yarıya olmasını sağlamak istiyorsak, ben çok bilmediğimden soruyorum. Ben çok siyasette biliyorsun. Partilerin kadın kotaları var Arzu. Öyle mi? Evet, var. Neden böyle bir kotaları var? Hiç anlamadım bugüne kadar. Neden kota kuruldu? Hiç anlamadım. Kadın milletvekillerine de çok sordum bu soruyu. Genel başkanlara da sordum. Başbakanlık makamında, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce biliyorsun başbakanlık vardı ülkede. Birçok başbakanla özel röportaj yaptım meslek hayatım boyunca, çok şükür ki. Evet. Onlara, başbakanlık makamına gelmiş kişilere de sordum. Dışişleri Bakanı, neden kadın kotası var? Onlar da net bir yanıt veremiyorlar. Ama yasada var. Böyle bir şey mi var? Var tabii. Bu anayasada, yani seçim kanununda, siyasi partiler yasasında var bu. Siyasi partiler yasasında böyle bir madde var. Partiler kadın kotalarını
Ben mesela bugün çıksam bir kadın partisi kurdum diyeyim. Sadece öyle şeylerini milletvekilleri ve kadından çıkaracağım diyeyim. Şu anda siyasi, yapamıyor muyum? Şu anda siyasi partiler yasası buna cevaz vermiyor bildiğim kadarıyla hukuken, ama çok da hani uzman olduğum bir konu değil. Ama bence buradan başlamak cevaz lazım. Vermiyor. Tabii tabii. Ya en azından şu olabilir. Yani 550 milletvekilimiz var bugün parlamentoda. Evet. %10 yani, mu kadın 200, olması lazım? Hayır öyle bir şey yok. Yani partilerin kendi %10 kotaları var içerisinde. Hmm. Mecliste %10'u aşabilir bu ama. Neden 275'i kadın değil milletvekillerinin? Neden? Yarı yarıya değil? Neden değil? Hani işte bunu ben de anlamıyorum. Hani biz eşitlik diye ya biz derken kadınlardan bahsediyorum. Bizdeki eşitlik slogan. Biz eşitiz, eşitiz diye arzı slogandan öteye geçemiyor. Tüm siyasi partilerde, hükümetlerde veya başımızda olanlar da hepsi zaten eşitsiniz hukuk karşısında dediklerinde hani bunun bu kadar abartmanın manası yok, zaten eşitsiniz diyorlar. Fakat burada eşit olmadığımızı eşitlik görüyoruz. Eşitlik uygulamada yok. Slogan bari var. İş yerlerinde de eşitlik yok. Canım iş yerlerinde bir kadının yükselmesi de bir erkeğin yükselmesi aynı zorluklara içeriyor. Yok o değil, onu biliyorum. Tamam. Yani yıllarca özel sektörde ve fabrikalarda, evet. Kamuda da çok farklı durum değil. Kamuda da çok farklı bir durum değil. Şimdi ben geleyim hayranlık duyduğum bir noktaya. Şimdi bu da bir pozitif ayrımcılık değil. Ya da bu da bir bence iltifat değil. Tamamen gerçek. O konuşmamın belirli bir noktasında dedim ya, çok olumlu örnekler de gördüm iş dünyasında kadınlar, evet. Arasında. Benim yöneticiliğimi yapan kadınlar da oldu. Çok büyük bir gurur duydum kendileriyle. Hatta çok sevdiğim, ismi lazım değil ama bir hanımefendi. Hep gurur duydum mesleki başarısından. Ben hep, de kendisiyle çok gurur duyuyorum. Biliyorum. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Hep gurur duydum mesleki başarısından. Ve çalışma yöntemlerinden, disiplininden, düzeninden çok feyiz aldım. Çünkü biz erkekler sarsak tipleriz. Çok net söyleyeyim. Öz eleştiri. Estağfurullah diyemeyeceğim. Yok öyle istisnaları yine vardır. Erkekler içerisinde vardır çok, çok disiplinli çalışanlar var ama genel olarak bizim biz yapımız... Biz genelden bahsediyoruz. Bizim şarkı. Yapımız genel olarak çok düzeni ve disiplini kaldırmıyor. Biz daha dağınık çalışıyoruz. Hani biz sizin gibi çok biraz düşünme tarzından dolayı biz çok organize düşünebiliyoruz yani. Tabii tabii. Cem Yılmaz filminde dedi ya, erkekler yani, analog, kadınlar dijital diye. Biz dijital siz düşünüyoruz. Dijitalsiniz gerçekten. Biz her şeyi aynı anda. Analog çünkü kaçıyoruz. Bak, şimdi düşünün. Biz iş yerinde çalışıyoruz. Bu neresi olduğu önemli. İş ama evde akşam ne yemek, akşam ne yemek yapacağımızı düşünüyoruz. Veya çocuğu okuldan taksi alacağını da düşünüyorsunuz. Almayı planlıyoruz veya aldırmayı planlıyoruz. Mutfaktaki eksikler, dekorasyon. Giderken yolda alışverişi düşünüyoruz. Çamaşır, ütü, evin genel giderleri, temizliği hepsini aynı anda düşünüyoruz. Bir de bunun yanı sıra çocuğumuzla ayrı ilgilenmemiz lazım. Eşimizle, ailemizle. Ailemiz de bizi. Hani kız çocuğu, hani derler ya, kızın varsa şanslısın diye. Kız çocuğu, evet kız çocuğu. Şansı aileyi evet. De düşünmek şansı durumunda evet. Kalıyor. Çok fazla dijital düşünüyoruz. Şimdi evet bu çok keyifli bir şey aslında. Bu çok da güzel bir şey. Bu çok bir erkek İşte olarak bunu benim uyguluyoruz. Benim özendiğim bir şey. Evet, iş dünyasındaki başarının, kadın başarısının ya da çok geriden start almalarına rağmen yarışta kısa sürede erkeklerle foto finişe gelebilmelerinin, onları geçebilmelerinin en büyük bence yine eskiler esbab-ı mucizeler, esbab-ı mucizelerinden biri. Şimdi neden fazlaca reklam mı arkadaşlar? Evet, reklam. Uyarıyorlar. Tamam. Şimdi Özgürcüğüm. Bekletmeyelim, ondan sonra birkaç dakika bir ara verelim. Bizim programımızın arasındaki reklamlar çok uzun değil. Özellikle öyle seçtim ben. Sevgili izleyicilerimizi de fazla bekletmeyelim diye. Sevgili izleyicilerimiz, reklamlardan sonra kadın istihdamı ve haklarımızı korumaya bir erkek tarafından onu da konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgili Kadınca izleyicileri, tekrar karşınızdayız. Konumuz birinci bölümümüzde kadın istihdamı, özellikle 15 Ekim Dünya Çiftçi
Kadın Çiftçiler Günü'nü onlardan bahsettik. Şimdi de nereden bahsediyoruz? Ekonomide, evet, evet. Endüstride kadın, evet. Ve bu kadınların emeği istatistiklere yansıyor mu? Esbab-ı Mucize ile reklama gitmiştik. Evet, Esbab-ı Mucize. Esbab-ı Mucize ile tekrar başlayalım. Eskiler öyle der demiştik. Ben programlarımda da zaman zaman böyle eski Türkçe sözcükleri çok kullanmayı seviyorum. Çok seviyorum. O yüzden senin programlarını izlemeyi, yeni öyle kelimeler öğreniyorum. Seviyorum. Çünkü tabii ki bir Türkçe aşığı insanım. Yaptığım meslek zaten bunu gerektiriyor. Tabii ki Türkçeyi sevmeyen, Türk dilinin doğru ve düzgün kullanılmasına gönül vermeyen, 2 yılı aşkın süre ciddi anlamda diksiyon işine kafa yormayan biri bu mesleği yapmasın. Bir defa benim ölçütlerim budur ama olsun, yapanlar var artık, görüyoruz. Hiçbir şeyde nitelik aranmadığı gibi bizim meslekte de çok aranmıyor. Ne yazık ki böyle bir noktaya geldik ama aynı zamanda şimdi biz dedik ya, hatun kişi geleneğinden gelen Türk kültürünün eski Türk beyliklerinden, eski hanımdan Türk, geldik. Evet, hanlıklarından gelen bir ırkın devamıyız. Ecdadımız bize çok güzel bir miras bırakmış. Eski Türkçe sözcükler aslında bizim Türkçemizin zenginliği. Yani dolayısıyla ben o Türk Dil Kurumu'nun çok fazla Türkçeleştirme çabasını, arayışını saygıyla karşılamakla birlikte çok da katıldığım bir nokta değil. Özellikle gençlerimizin, yani şimdi benim de bir yeğenim var, hepimizinkini Allah bağışlasın, çoluğumuzu, çocuklarımızı, yeğenimizi, işte o da 18 yaşında, bu sene üniversiteye başladı. Kullandığını görüyorum eski Türkçe sözcükleri. Diyorum, bana mı benzedi bu çocuk ya, hayırdır? Meraklı. Oğlan dayıya demişler. Meraklı, amcasıyım ben. Amca o, amca da olur. Farklı biraz, benzemiş ama bana biraz. Kullandığını görüyorum. Bir gün dikkat ettim. Nereden öğreniyorsun bunları dedim. Tabii ki izlediği filmlerden ve dizilerden, özellikle biraz da seçici bu konuda. Ve okuduğu kitaplardan da, kitap kurduğu canavar bir çocuk. Kitap oku. Yani evet. Oralardan başka bir dünya. Öğreniyor. O kadar müzikalitesi yüksek ki bu sözcükleri. Müzikalite derler, evet. Biliyorsun. Yani kulağa o kadar çok hoş geliyor. Ahenkli geliyor. Seni alıp öyle başka yerlere sürüklüyor ki. Bilelim, kullanmasak bile bilelim. Anlamlarını bilelim. Yeri geldiğinde kullandığında da çok keyifli oluyor. Ben çok zevk alıyorum yeri geldiğinde kullanmaktan. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Geçelim şimdi kadın disiplin ve çalışma düzeni diyorduk. Evet. Bu işin esbabı mucizesi işte kadınların çalışma yöntemleri. Mesela ben çok ajanda kullanmıyorum, kullanamıyorum. Çok not almıyorum. Aklıma, zihnime, hafızama çok güveniyorum. Ama artık geldim kaç yaşıma? Hafızam artık o kadar güvenilecek bir durumda değil. Bana zaman zaman oyunlar oynadığı oluyor. Ve dolayısıyla keşke bunu yazsaydı, bak unuttum diyorum. Ya da karıştırdım diyorum, yanlış yaptım diyorum. Çalışma arkadaşlarım şahittirler. Zaman zaman onlar da buna denk geliyorlar. Ama kadınlar öyle değil. Ciddi birer ajandaları var. Tek tek not alıyorlar, düzenli bir şekilde yazıyorlar. Sadece bununla da kalmayıp iki ajanda olaylar var. Arasındaki tabii, bravo, iki olaylar arasındaki örgüleri çok iyi planlıyorlar. Mesela var öyle arkadaşlarım, biliyorsun sosyal medyada hepimiz çok fazla zaman geçiriyoruz, ne yazık ki o da ayrı, maalesef. Bir tartışma konusu, başka bir programda konuşulur belki, ama var öyle arkadaşlarım, sosyal medya hikayelerinde görüyorum ve diyor ki, sabah eğitmenim, öğleden sonra danışmanım, akşam sporcuyum diyor. Günü o kadar güzel planlamış, yarın bile hangi saatleri arasında ne yapacağını bilen. Yarın şimdi, bile çok şey oldu ama, yarın bile değil yani. Yani hayır, uzun vadeli de olabilir de. Önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar. Neden yarın bile diyorum? Yani. Biliyorum ne yapacağım. Neden yarın bile diyorum? Biz bugünü zor planlıyoruz. Sen az önce söyledin ya, erkekler olarak diyorum. Sen az önce söyledin ya, işte bir yandan çalışırken, rapor hazırlarken, iş yerinde önemli belki kritik birkaç noktanın altına imzamızı atarken, akşam evde ne yemek yapacağımızı, çocuğu okuldan kaçta alacağımızı, ev düzenini, dekorasyonu, vereceğimiz siparişleri falan düşünüyorum. Valla ben bir tek takımın saatinin, maçının saat kaçta olduğunu, ona yetişip yetişemeyeceğimi düşünüyorum. Bir tek onunla kaybediyorum. Şimdi bana yıllar önce bu sektörde, yine televizyonculuk, gazetecilik sektöründe bir abim, şimdi böyle saçları kırlaştı, bana demişti ki bu iş öyle kolay değil Arzucuğum dedi. Sen bir lokomotifsin. Arkadan gelen, yok. Ne deniyordu? Vagon. Arkadan, evet, arkadan gelen vagonlar senin hayatlarındaki işlerin. Sen bir yerde işte televizyoncusun, bir yerde katar katar çekeceksin sen bunları. Hepsini çekip önde birleştirmen lazım ve bunların hepsini ahenk içerisinde yapman lazım, ama asla en sona evini koyma demişti bana. O lokomotife. Tabii. Dolayısıyla biz kadınlar hepimiz aslında her meslekte
O şekilde devam ediyoruz. Çok doğru bir bakış açısı. Dolayısıyla biz çok fazla katarımız var. Disiplini ve çalışma düzeni olan belirliyor. Ben o, yarın bile dediğim işte erkeklerden dolayı. Tabii kadınların bir hafta sonrası, bir ay sonrası bile planlı olabiliyor. Çok saygı duyulacak bir şey. Başarılarının önemli sırlarından bir tanesi bu demiştik. Bu arada şimdi evet alt kademelerde yani bu alt kademeleri de ücretli işçi. Şu anlamda söylüyorum yani. Buradaki alt gerçek anlamından çıkmış, mecazi bir anlam kazanmıştır. Tamamen iş yeri organizasyon şemasından bahsettiğimiz. Yoksa kimse benim için ne alt ne üsttür. Kimse ne alt düzeydir ne üst düzeydir. Elitist bir yapıya asla inanmam. Her insan sadece insan olduğu için eşittir ve değerlidir. Birine sen ya da birine siz diye hitap edilmesinin üzerindeki kıyafetle, mesleğiyle, statüsüyle, zenginliğiyle, varlığıyla asla ve asla alakalı olmadığını düşünüyorum. Bunu yapan zihniyetlerin de aşağılık zihniyetler olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu ayrı bir konu. Alt bir ekonomi tabiri olarak kullanıyorum. Alt düzeylerde çalışan yani organizasyon şemasında daha düşük iş gruplarında istihdam edilen kadınların sayısı az. Evet ama şöyle de bir şaşırtıcı gerçek var. Türkiye son 25 yılda çeyrek asırda Arzu üst tepe yönetici dediğimiz yani CEO diyorlar şimdi, tabii CEO diyorlar ama ben Türkçesini yine burada kullanmayı önemsiyorum ve seviyorum. Tepe yönetici ya da üst yönetici kademelerinde gerek yerli, gerek çok uluslu, gerek tamamen yabancı sermayeli firmalarda üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan beyaz yakalı kadınların sayısının giderek yükseldiğini ve Avrupa Birliği ortalamalarında da Türkiye'nin ilk ona girdiğini görüyorum. Kesinlikle. Bu bir çelişki gibi, bu bir şaşırtıcı bir durum gibi görünüyor ama bence umut verici bir gelişme. Çünkü 25 yıl öncesine kadar bu da yoktu. Şimdi buradan işte kadınların görev ve sorumluluk verildiğinde aslında görev ve sorumluluk verilmez alınır. Bir de böyle bir şey var yani. Kimsenin sana bir şey vermesini beklemezsin. Sen başarınla onu alırsın. Tırnaklarınla kazıya kazıya gelirsin bir yere ama dediğim gibi biraz engellenen, biraz bu anlamda önüne duvar çekilen, set çekilen, ket vurulan kadınlar olduğu için biz pozitif ayrımcılık tanıyalım onlara. Onlara tanıyalım, bir de küçük çocuklarımıza, gençlerimize tanıyalım. Öbür yaş grubunda onlar olması gerekiyor. Ayrıca 5 program da, konusu onlara yani. Onlara da pozitif ayrımcılık tanıyalım. Yani. Tanıyalım, önlerini açalım. Yeni mezun çocuklar, mümkün olduğu kadar gençler. Açalım. Evet, yani şimdi emeklilik yaşını mesela keşke imkanı olsa ülkenin bütçesi ona uygun olsa veyahut da aslında bütçesi bence el veriyordur da bütçeyi keşke toplumsal gelir dağılımını hakkaniyetli, adaletli paylaşım ve düzeni oluşturabilecek bir şekilde planlasak da keşke insanlar erken yaşta emekli olabilseler, istiyorlarsa emekli olduktan sonra iş gücü piyasasına katılmaya devam edebilirler. Bunu onların özgür iradelerine bıraksak. Ama yorgunum, hastayım, başka hedeflerim var, başka ülkelerim var. Şimdi 50 yaşına, 55 yaşına gelmiş bir insan düşün. Ya da 60 yaşına gelmiş bir insan düşün. Senin hiç zoruna gitmiyor mu? Kruvazi yerlerden İzmir'de, İstanbul'da o büyük tur gemilerinden 60 yaşında, gitmez 55 mi? Yaşında boyunlarında o güzel fotoğraf makineleriyle Türkiye'yi gezmeye gelen kişilerin yerinde olan, onlarla aynı yaşta olan insanların hala evlerini geçindirebilmek adına kadın erkek ayırt etmeden söylüyorum bunu. Çok iş gücü piyasasının içerisinde perişan sefil olmaları senin zoruna gitmiyor mu? Ve çok düşük maaşla yaşıyor. Ve çok düşük ücretlerle hiç hak etmedikleri bir yaşam sürmeleri eminim senin de ağrına giriyormuş. Dolayısıyla ben diyorum ki biz o tercihi onlara bırakalım. Onlar yıllarını doldurduklarında emekli olabilsinler. Ama iş gücü piyasasında farklı noktalarda, alanlarda devam etmek istiyorlarsa etsinler. Tecrübelerinden faydalanılsın. Bravo. Danışman olsun, ombudsman olsun veyahut da onların tecrübeleri veya özel bir şirketse isterse gidip gelmeye devam etsin, yol göstersin. Ama ne olur, bu ne sağlar? Aşağıda üniversiteyi henüz yeni bitirmiş taze fidanlarımızı staj yapma olanaklarının artması demek. Tabii. Ki Staj Üniversite Sanayi İşbirliği çok işlerim programlarımda özellikle, düzenli. Yani Manisa'da düzenli izleyenler bilir. Bu konuda çok güzel çok iyi. Bir program Celal yaptı. Da iyi. Organize sanayi bölgesinde iyi ama aha. Yeterli mi değil tabii. Çok eleştirecek yanları mümkün onların da var. O kenarda dursun şimdi. O kardeşlerimize daha çok fırsatlı olması demek. Onların 20'li 25'li yaşlarda daha fazla iş gücü piyasasının içerisinde olması net bir şekilde kendilerini göstermeleri, konum almaları, mevki sahibi olmaları, özgüvenlerinin yükselmesi ve hele bunların arasında bir de genç kızlarımız olursa tadından yenmiyor. Ve bizim işte aslında iş gücü piyasasını genç, dinamik, enerjik,
zihni açık, vizyonu yüksek, ufku geniş kişilere teslim etmemiz. Yani kadınlara. Kadınlara veya genç erkeklere. Ama mümkün olduğunca eşitlikçi bir bakış açısıyla yine burada. Hakikaten ama sözde değil, özde bir eşitlikçi bakış açısıyla onlara. Şimdi adam 65-70 yaşında. 75 yaşında. Ama hala çalışıyor. Zorunda. Zorunda olan var. Bir de kibirli olanlar da var aralarımızda maalesef. Yani işte ben olmazsam burası olmaz havası da olan kişiler de var. Özellikle yargıda bu yaş şeyleri çok yüksek biliyorsun. Orduda ve yargıda çok yüksek Türkiye'de. Yaş haddinden artık emekli oluyorlar. Şimdi yazık günah o aşağıda. Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Bu çok büyük bir potansiyel. Bütün Avrupa'nın ve dünyanın istediği şey çekindiği en önemli özelliklerinden biri geliyor. Türkiye'nin başında geliyor. Genç bir nüfusla sahip olması. Ama Türkiye aynı zamanda genç işsizlik oranının da %25'lere yaklaştı. Çok yüksek, çok. Hatta yaklaşmadı. Resmi olarak %25 oldu bildiğim kadarıyla. Yani her 4 gencimizden biri işsiz. Biri de mutlu olmadığı koşullarda çalışıyor. Ve aslında pasif işsiz diyoruz biz onlara. Evet. Çalışıyor ama bir yandan sürekli iş arıyor. İş aramaya devam ediyor. İnternet sitelerinde. Yani biz onlara daha fazla şansı verebilsek, emin ol, başta söylediğim gibi gelişen Türkiye'nin üzerine biz bir de kalkınan Türkiye etiketini rahatlıkla yapıştırabiliriz. Sorun varsa alabilirim yoksa devam edelim. Kadın. Kadınlar ne yapsınlar peki? En alt seviyedeki o hani dediğimiz ekonomik anlamdaki alt seviyedeki kadınları. Ne yapsınlar? Daha çok istihdam edelim, doğrudur. Ne yapsınlar? Ama ne yapsınlar? Şimdi bir yerde de şöyle bir handikap var. Şimdi bugün asgari ücret dediğimiz rakam 2830 lira. Eğer bu kadının annesi, kayınvalidesi veya aileden birisi ücretsiz olarak çocuğuna bakım sağlayamıyorsa bu kadının çalışması çok mümkün değil. Sebebi de şu, 50 lira olan bir rakam kendi çalışıyor. O ücretle kendi çalışıyor. Ama evinde bakıcı tutmaya kalktığı zaman bakıcı da aynı rakamda. Çünkü en düşük rakam bu. Ne yapsınlar kadınlar o zaman? Ne yapsın? Birincisi yine burada biz Türkiye'yi biraz kendimiz galiba büyük şehirlerde doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız için sanki büyük şehirlerden ibaret gibi görme yanlışlarına düşüyoruz bazen. Evet, nüfusun çok büyük bir yoğunluğu büyük şehirlerde yaşıyor. İstanbul zaten biliyorsun 20 milyonu aşkın nüfusuyla dörtte biri neredeyse Türkiye'nin. Çok acayip devasa bir metropol. Ama Türkiye tabii büyük şehirlerden ibaret değil. Bugün Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Karadeniz'in belirli bölgelerinde, Orta Anadolu'nun yine biraz daha Doğu Anadolu'ya yakın bölgelerinde hala ve hala kız çocuklarımızın okumasının önünde engeller var. Hala ve hala okumasın. İşte genç yaşta evlensin, çocuk yapsın, evinin kadını olsun, yemek yapsın, bebeğine baksın. Zihniyeti hala Anadolu'da çok yaygın ve ne yazık ki bunu kırabilecek sosyal politikalarımız da son yıllarda çok istediği üzere, arzu ettiğimiz ölçüde ilerlemiyor. Şimdi öncelikle yine aslında ebeveynlere, annelere de burada çok büyük görevler şimdi düşüyor. Şimdi onu ben soracaktım. Ne yapsınlar? Yani anneler savaşsınlar artık. Anne savaşsın. Savaşsın anneler. Okuyacak. Benim kızım okuyacak. Benim kızım koluna bileziği takmadan parmağına çocuk yüzük takmayacak. Yani evet, buradan konuşmak kolay. Ben bütün yeğenlerime, kuzenlerime hepsine aynı şey söylüyorum. Kolunda bilezik hala, olmadan parmağında yüzük hala, olamaz. Hala aşiret düzeninin hakim elbette olduğu yerlerde. Elbette çok süreçler hala var. Törenin ve benzeri akıl almaz uygulamaların bir kanun gibi insanların başında demokrasinin kılıcı gibi durduğu yerlerde annelerin savaşması da ne kadar mümkün? Elimde böyle bir dosya var önümüzdeki günlerde evet, bitmiş olursa. Umarım işlersin. Ne kadar mümkün annelerin savaşması? Ve üstüne üstlük ekonomik bağımsızlığını elde edememiş, bundan dolayı bir erkeğe bağlı ve bağımlı yaşamak zorunda kalan, bunun ezikliğini hissettiği için de kendi haklarının farkında olamayan, farkında olsa da bile ses çıkaramayan, ses çıkarsa bile sonuç alamayan, sonuç alsa da, işte tam oraya geldim, sonuç alsa da kadın şiddetine maruz kalan, koca dayağıyla ya da işte iş yeri tacizleriyle ve benzeri bir takım aşağılık insan suçlarıyla karşı karşıya kalan kadınlarımız nasıl savaşacaklar? Bu da kolay değil. O zaman bu savaşta onlara güç verebilecek organizma yine devlet. Devletin şefkatli elleri. Devlet kız çocuklarının okuması için işte mesela zorunlu yasa çıkar. Nur içinde uyusun. Allah gani gani rahmet eylesin. Türkan Saylan'ın Kardelenler
projesi gibi çok projeler önemli. Yurt satında, ülke genelinde o kadar çok yaygınlaşacak, sahiplenilecek ki artık o aşiretler, artık o töre bağımlıları, artık o geri kafalı zihniyetler, yobazlar, şunlar bunlar, bu büyük dönüşümün, bu büyük devinimin, ben devinim sözcüğünü de çok severim. Çünkü çok heybetli bir durumdur. Devinmek öyle kolay bir şey değildir. Devinmek bir rüzgara karşı koymaktır. Devinmek bir dalgaya karşı kürek çekmektir. Devinmek gerçekten direnmektir yeri geldiğinde. Haksızlığa karşı direnmektir. Adaletsizliğe karşı direnmektir. Eğer Türkiye devinmeye başlarsa bu gücün karşısında hiç duramaz, kimse duramaz. Kolluk kuvvetlerinizle, emniyetinizle, yargınızla, hukukunuz, adaletinizle, hukukunuzla, ne dersen de ve eğitim sisteminizle. Siz kız çocuklarının okumasının önündeki bütün engelleri kaldıramaz ve onlara pozitif ayrımcılığı devlet ve ülke erki gücü aracılığıyla da sağlayamazsanız analar nereye kadar savaşacak? Çok, nasıl savaşacak? Çok ciddi savaşlar veriyorlar. Bir yani de ikinci de söylemek istediğim, az önce söylediğim gibi buradan rica ediyorum. Bak kameranın böyle gözünün içine bak. Evet. Şöyle. Rahmetli hocam Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük spikerlerden biri. Gani gani nur içinde yatsın. Taylan Çamdoruk bize ilk eğitimlerimizde o kameranın objektifinizde sanki sevginiz varmış gibi bakın derdi. Tabii. Sevgiline nasıl bakıyorsan oraya da öyle bak derdi. Şimdi ben kameranın objektifime, sevgilime bakar gibi bakacağım müsaade edersen. Lütfen. Ve diyeceğim ki gerçekten lütfen lütfen siz kadınlar artık aranızdaki bazı kıskançlıkları, bazı çekememezlikleri, bazı size özgü gördüğümüz ve bu programda fazlasıyla eleştirdiğim, haksızsam beni haksız bulabileceğiniz ve tabii ki ben de bu eleştirilere rahatlıkla yanıt verebileceğimi düşündüğüm bazı argümanlarla diyorum ki lütfen siz mücadelenize her şeyden önce siz bel verin, omuz verin, siz katılın. Çünkü ben görüyorum mesela İstanbul'da zaman zaman böyle kadına şiddete dönük, işte kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılmasına dönük gösteri yürüyüşleri yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Katılmıyor kadınlar. Katılıyor. Çok az kadın katılıyor bunlara. Evet. Beklenenin çok altında. Burada da yapılıyor. Evet, beklenenin çok altında. Çünkü o belki şu an için o tehlikeyle yüzleşmemiş. Yani bir erkek şiddeti görmemiş. Şiddet denildiği zaman insanlar her zaman dayak, darp algılamasınlar. En daha beteri olan manevi şiddettir. En büyük manevi şiddettir. Daha beteri olan aşağılamadır. Akıl sağlığını yitirirsin. Aşağılamadır. Daha beteri olan sen yapamazsın. Sen çalışamazsın. Sen başarılı olamazsın. Kadın aklında sen bunu düşünemezsin. Zihniyetine karşı koyabilmektir. Eğer kadınlar buna, dünya nüfusunun yarısı kadın değil mi? Yarısı kadın. Türkiye'de de kadın hatta nüfusu yükseliyor. Türkiye'de de kadın nüfusu %51'e 49 olmadı mı? Evet. Yani %51'i kadın değil mi Türkiye'nin? Evet. Ben siz omuz omuza verirseniz, siz dayanışma içerisinde samimiyetle olursanız, siz birbirinize dost olursanız, siz erkeklere her türlü ikna edersiniz. İkna etmek önemli. Tabii ki önemli ama benim gibi düşünen erkeklerin sayısını arttırmak sizin zaman, verdiğiniz sizin verdiğiniz mücadeleyle de çok doğru orantılı. İşte bir yerde de bak, şuna takılıyoruz. Bak, ikinci faktör diyorum. Bir, az önce söylediğim gibi devlet politikalarıyla, kanunlarıyla, sistemleriyle bunu destekleyecek, tabana yayacak. İki, kadınlar mücadelelerine sahip çıkacak. Benim gibi düşünen erkeklerin ve zihniyetlerin sayısını artıracak. Önünde engel kalmaz o zaman Türkiye'nin. Buyur, bir şey söyleyecektim. Çok hepsini bitirdin. Hayır yok, çok var. Programımızın maalesef sonuna geldik. Dört gün daha konuşacaktım ya. Dört gün değil miydi bu programın süresi? Ben yanlış biliyorum. Ben yani, sonuna kadar burada izledik geldim ama. Kendi programlarında konuğu bile konuşturmuyorsun ama beni hiç konuşturmadığına çok teşekkür ederim. Zaten çok hakkı. Rahatsızdım, konuşamıyorum. Arada öksürükler de oldu ama ben en son şunu eklemek şey, istiyorum. Gerçekten bitti mi bu arada program? Gerçekten bitti. Daha ben bir sürü konuşan şey var. Sizin sabah programlarınız gibi 3 saat sürmüyor bu program. Bana sadece Arzucuğum sana 1 saat ayırabiliyoruz dediler. 1 saat. 1 saat oldu mu ya? Evet, 1 saatimiz doldu. Hiç farkında değilsiniz. Şimdi ben en son şunu eklemek istiyorum. Biz çalışan kadınlar tarlada, bahçede, evde, endüstride, medyada, nerede çalıştığımız hiç önemli değil. Bizim sadece beklentilerimiz aslında çok büyük şeyler değil. Bize pozitif ayrımcılık yapın, tamam. Ama evdeki anne, babamızdan, kardeşimizden ve aynı zamanda da eşlerimizden de büyük beklentilerimiz yok. Ben eşime yardım ediyorum cümlesinden nefret ediyorum. Yardım değil, o senin görevin. Yardım değil. O yemeği kimse birlikte yiyorsak beraber yapıyoruz. O benim asli görevim değil çünkü. Doğru.
Çocuğa bakmak da. Çocuğa bakmak da yardım ediyorum. Hayır, kendi çocuğuna bakıyorsun. Biz bunu sadece güzellikle eşlerimize, babalarımıza, abilerimize, kardeşlerimize anlattığımız takdirde ilk her şey evde bitiyor ve annelerden bitiyor. Rica ediyorum özellikle erkek anneleri, lütfen çocuklarınıza bunu aşılayın. Kız anneleri de bunu aşılayın. Kimsenin kölesi olmak için evlenilmediğini, bir hayat birleştirilmediğini aşılayın diyorum. Ben bu konuda senin ekonomik konusunda ve kadın konusunda eşiyle, konuştuğundan ben daha da çok uzun konuşabilirim bu konuda. Eşiyle ev işlerinde dayanışma içerisinde olan, onun yükünü paylaşan, bunu bir yardım, lütuf, destek gibi görmeyip bunun kendi görevi de olduğunun bilincinde olan erkek kılıbık değil, kalbi ılık. Kalbi ılıktır. Ve en iyi erkek eşiyle birlikte yola devam eden erkektir. Öyle yardım ediyorum, ve onu yapıyorum, bunu yapıyorum diye ben ona inanmıyorum ve katılmıyorum. Hiçbir başarılı erkeğin arkasında bir kadın yoktur. Yanında ve omuz omuza bir kadın vardır. Kadın asla erkeğin arkasından yürümemelidir. Kesinlikle. Ben burada sizlerin huzurunda eşime teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ve yanımda yürüdüğü için. Ne güzel. Benden de selamlar. Ve aleykümselam. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, biz Özgür'le saatlerce konuşabiliriz. Belki programdan sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Ama bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşebilmek umuduyla hastalıksız. Sen olmazsan yaparım ben kadıncayı. Çok sevinirim. Hastalıksız, mutlu, mesut bir gün daha diliyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere. Yeni konular, yeni konuklarla. Hoşçakalın.